Erbil'de Suriyeliler için düzenlenen yardım kermesine ilgi büyük oldu. İki gün süren kermesten elde edilen gelir Suriye'deki mağdurlara gönderilecek. Türk mutfağından leziz yemek ve tatların sunulduğu kermeste çeşitli yardım standları kuruldu. Suriye'den gelen özel tablolar açık artırma ile yardım amaçlı satılırken Suriye için bol bol dua edildi. 150, 160, 180. Kermese katılanlar ise bu vahşetin bir an önce son bulmasını istediler. Böyle bir kermes düzenleme fikri. Suriyeli kardeşim bir aç diye çocuğumuz geliyor, bir çocuğuna yemek veren bir hanımın omuzuna vuruyor, ben de açım diye. Hacı amcamla biz de Ömrü'ye gitmeye niyetleniyorduk. Bir anda kararımı değiştirdim. Hacı dedim, ben Ömrü'ye gitmiyorum bu sene. Niçin dedi, Suriye'ye gidiyorum. Suriye'dekiler açken dedi, ben dedim Ömre yapmak düşünmüyorum bu sene. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Komşusu açken dok yatan bizden değildir. O hadise dayanarak bu yola çıktım. Arkadaşım Hava, arkadaşım Arife, Endem, Şengül Hanım gibi hep bütün arkadaşlarıma, bu kermese gelenler hepsi elinden geldiği kadar maddi yardımda bulundu bana. İnşallah bizim hedefimiz 2 tır, 3 tırdı. Şu anda 4 tır Suriye'ye gönderecek kadar maddi durumumuz var. Öyle gördüm bugün. Çok mutluyum. Mutluluktan uçuyorum. Allah bugünümüzü her zaman böyle mutlu etsin. Bu gibi organizasyonlarda görev almaktan çok mutluyuz. Bütün arkadaşlar da bu organizasyon için davet etmek istiyorum ben. Bu gibi organizasyonlar yurt dışında daha önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bütün buradaki bulunan kişilere çok teşekkür ediyorum. Benim için bu kermes çok önemli bir anlamı var. Çünkü sonuçta biz İsviçre'de yaşıyoruz. Hepimizin ekmeğimiz, yemeğimiz, suyumuz, her şeyimiz var. Ama Suriye'deki kardeşlerimiz hiçbir şey yok. Ne suyu var, ne ekmeği var. Savaş içinde ne elbiseleri var, hiçbir şeyleri yok. Suriye'deki vatandaşlar için yapılan bu çalışma benim çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım katıldığım için. Burada olduğum için de çok mutluyum. Böyle gurur verici Türklerin böyle bir organizasyonda bulunmaları. Çünkü aslında yani çok var, Suriyeli arkadaşlarım da var. Onlar çok boş duruyor. Sanki bizim ülkemize savaş oluyor gibi davranıyorlar ama çok güzel. Türk olarak burada bulunmak, Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Bayağı insanımız var burada. Allah razı olsun herkesten. Suriyeliler, arkadaşlarımıza yardım etmek için buradayız. Ülker teyzemin dediği gibi komşumuz açken bizim tok olmamız olmuyor. O yüzden hepimiz hep beraber burada yardım için buradayız. İnşallah yerine ulaşır ve çok güzel bir şekilde bugün de kapatırız. Oradaki kardeşlerimiz aç yatarken biz rahat olamadık evlerimizde. Biz de oradaki olan bütün Müslüman din kardeşlerimize yardım etmek amacıyla bu kermesi düzenledik. Rabbim emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Ben çok güzel duygularla yaşadım. Bütün Müslüman kardeşlerimize de böyle bir organizasyona katılmalarını teşvik ediyorum. Zira dost acı günde belli olur. Bu düşünceler içinde ben bu kermese katılmayı düşündüm. Yani bütün Müslüman kardeşlerimizin de bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum.